Birçoğumuz zaman zaman bir başkasına bizden talep etmese bile yardım etme eğilimi gösteririz. Üzgün bir arkadaşımızı teselli etmek için uğraşırız. Yardım kuruluşlarına bağışta bulunuruz. Gönüllü olarak hastanelerde, bakım evlerinde çalışırız. Markette poşetlerini taşımakta zorluk çeken birinin yükünü paylaşırız. Bu davranışlar birçok kişi için aslında oldukça normaldir. Ancak insanların neden bazen başkalarını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atmaya hazır oldukları sorusu yüzyıllardır filozofları ve bilim insanlarını şaşırtmıştır. Modern neo-Darwinci görüşe göre insan temelde bencildir. Tek amacı hayatta kalmak ve kendilerini kopyalamak olan binlerce genin taşıyıcısıdır. Bu görüşe göre aile üyeleri veya uzak kuzenler gibi genetik olarak bizimle yakından ilişkili insanlara yardım etmek mantıklıdır. Çünkü fedakarlık gibi görünen bu yardımlar aslında gen havuzumuza fayda sağlar. Peki ya genetik olarak yakından akraba olmadığımız insanlara, hatta hayvanlara neden yardım ederiz? Altruizm, kendini hiçbir şekilde düşünmeden sadece ve sadece başkalarına yarar sağlamak arzusuyla yapılan davranışlardır. Kişi sadece empati kurar ve yardım etmeye karar verir. Diğer bir deyişle özgecilik, kişilerin bir bedel ödeyerek başka kişilere fayda sağlayacak davranışlarda bulunması olarak tanımlanır. Şimdi bu anlattıklarım dolayısıyla çoğu kişi kendisini altruist olarak tanımlasa da çıkar gözetmeme kavramına yapılan vurgu akıllarda soru işaretleri bırakır. Sırasını verdiği kişi büyük bir olasılıkla bir daha göremeyeceği için yapan kişi bunu gerçekten içtenlikle yapmış olabilir. Ama özellikle birbirlerini tanıyan insanların yaptıkları fedakarlıkların arka planındaki dürtüyü ayırt etmek her zaman kolay değildir. Peki insanlar neden yardım eder? Bencil genler tarafından yönetilen bir dünyada fedakarlık nasıl evrimleşebilir? Bu soruya cevap olarak üç farklı görüş ileri sürülmüştür. Birincisi, evrimsel bakış ve sosyal öğrenme teorisi. Altruizm örneklerinden biri de sürüdeki bir hayvanın olası bir saldırıya karşı diğerlerini uyarmak için aynı insanlarda olduğu gibi nöbet tutması. Tarla faresine benzeyen Mirket bu yeteneğiyle ünlüdür. Evrimsel sosyal psikologlar yardım etmenin yaşamsal bir değeri olup olmadığı konusuna eğilmişlerdir. Onlara göre başkalarına yararlı olan karmaşık sosyal davranışlar türler için yaşamsal değere sahiptir. Ve temelde bu durumu dört kavram etrafında açıklarlar. İlk odaklanılan kavram akraba seçilimi. Yani doğal seçilimin genlerimizi paylaştığımız bir akrabaya yardım etmeye yönelik davranışları desteklediği görüştür. Evrimsel biyolog William Donald Hamilton, kalıtsal olarak aktarılan özgecilik özelliğinin yayılması için fedakarlık yapan kişinin kaybının, bu davranıştan fayda sağlayan kişinin elde ettiği çıkarla bu ikisi arasındaki akrabalık derecesinin çarpımından küçük olması gerektiğini kanıtlayarak akraba seçilimi fikrine resmiyet kazandırmıştır. Hayvanların sadece içgüdüleriyle hareket ettiğini düşünün. Ancak gerçek hayatta durum her zaman bu değildir. Vervet maymunlarının birkaç üyesi gruplarını korumak için her zaman nöbet tutmasıyla bilinmektedir. İkincisi, karşılıklılık normu. Yani başkalarına yardım edilmesi durumunda gelecekte bunun karşılığında bize de yardım edileceği beklentisidir. Üçüncüsü, her türlü sosyal normu öğrenmenin insanların uyuma açısından önemli olduğu ve başkalarına yardım etmeye verilen değerin de bu normlardan biri olduğudur. Dördüncüsü de yardımlaşan grupların hayatta kalma olasılığının diğer gruplara göre daha fazla olmasıdır. Fedakarlığın nasıl evrimleşeceğiyle ilgili ikinci görüş sosyal değiş tokuş. Yardımlaşmanın bedelleri ve ödülleri. Bu görüşle ilgili örnek, altruizm neredeyse bütün hayvan türlerinde, hatta bazen farklı türler arasında bile görülebilir. 1996 Ağustos'unda 3 yaşındaki bir çocuk, Illinois Brookfield'deki hayvanat bahçesinin birkaç gorili barındıran hendeğine düşmüştü. 7 yaşındaki bir goril olan Binti, çocuğu hemen yerden kaldırmış, kollarında biraz salladıktan sonra bakıcıların alması için kapının yanına bırakmıştı. Yardım etme fikrinin arka planını açıklamak için geliştirilen sosyal değiş tokuş kuramına göre yardımlaşma davranışların kökeni illa da genlerimiz değildir. İnsanlar aslında sosyal ödülleri arttırmak ve sosyal bedelleri azaltmak için de birbirine yardım ederler. Bu modele göre acil bir durumu izlemek insanda uyarılma durumu yaratır. Bu durum arttıkça kişide huzursuzluk artar. Bu huzursuzluk maliyet ve ödüllerin değerlendirilmesi sonucunda verilen bir tepkiyle azaltacaktır.
Olayı seyredenin yardım etmesinin maliyeti zaman ve efor kaybı ve kendini tehlikeye atmak olacaktır. Ödülleri ise yükselmiş bir özgüven, yardım isteyen kişinin teşekkürü ve övgüler olur. Başkalarının varlığı insanların yardım etme isteğini azaltır. Acil bir durumda olaya tanıklık edenlerin sayısı ne kadar fazlaysa, acil ihtiyacı olan kişiye yardım etme ihtimali de o kadar düşüktür. Bunun nedeni yardıma ihtiyacı olan kişiye karşı duyulan sorumluluğun seyirciler arasında dağılmasıdır. İnsanlar nasılsa başkası yardım eder diye düşünmeye başlar. Kimse doğrudan kendini sorumlu hissetmez ve sonunda kimse bir şey yapmaz. Görüşlerden biri de empati ve altruizm. İnsanların yardım etme güdüsü özgecilikten de kaynaklanıyor olabilir. Bu hipoteze göre insanlar bir başkası için empati duyduklarında, yani bir başkasının yaşadığı olay ve duyguları yaşadıklarında bu kişiye sadece özgeci nedenlerle yardım etmek isterler. Özellikle güvenli bağlanan insanlar empati hissederler. Ancak başkaları tarafından reddedilmiş insanların empati hissetme olasılığı özellikle düşüktür. Asıl önemli olan ve geliştirilmesi gereken yardımlaşma biçimi elbette budur. Ayrıca insanlar her durumda yardım etmezler. Bu dürtünün gerçekleşebilmesi için 5 koşulun sağlanması gerekir. Bunun için kişi olayı fark etmeli, bunu acil bir durum olarak yorumlamalı, sorumluluk almalı, uygun yardım biçimini bilmeli ve yardım etme kararını uygulamaya koymalıdırlar. Acil duruma tanık olanların sayısı arttıkça 2 koşulun, yani olayı acil bir durum olarak yorumlamak ve sorumluluk almak yerine getirilmesi zorlaşır. Bu da seyirci kalma etkisi yaratır. Bu etkiye göre bir olaya tanık olanların sayısı ne kadar fazlaysa içlerinden birinin yardım etme olasılığı da o denli düşer. Ama ya yardıma ihtiyacı olan kişi sizseniz, insanları size yardım etmeye nasıl teşvik edersiniz? Sıklıkla önerilen bir taktik bir kişiyi kalabalıktan ayırmaktır. Göz teması kurun ve özellikle o kişiden yardım isteyin. İsteğinizi kişiselleştirirseniz insanların sizi geri çevirmesi çok daha zor hale gelir. Video bitti. Hoşça kalın.